Cumhurbaşkanı, Sayın Genel Müdürüm, saygıdeğer basın mensupları, diğer adıyla Bulunan Projesi Ankara medya toplantısına hoş geldiniz. Sayın Cevdet Ceylan'ı kürsüye davet ediyorum. Sosyal güvenlik nitelik itibariyle insanların hayatlarında karşılaşacağı risklere karşı onları güvence altına almak için oluşturulan bir sistem. Ülkemizde de çok uzun yıllar beri, ta Cumhuriyet'in öncesinden kurulmuş sosyal güvenlik yapılarımız var. Onlar gelişerek devam ediyor. En son olarak da 2008 yılında dünyada da örnek olarak gösterilen sosyal güvenlik reformunu hayata geçirerek sosyal güvenlik alanındaki gelişmeleri önemli bir noktaya getirdik. Hem de kurumun mali açıdan sürdürülebilir bir seviyede devamını sağlamak için önemli tedbirler aldık. Kadınların iş gücüne katılımı son derece önemli. Bu hem o toplumun gelişmişlik seviyesini hem de kadınlara verilen değeri göstermesi açısından son derece önemli. Ancak dünyada ve Türkiye'de baktığımız zaman kadınların istihdamda yeteri kadar ya da erkeklerle eşit seviyede yer almadığını görebiliyoruz. Ama Türkiye'de biraz daha bunun altında maalesef aldığımız tüm tedbirlere göre. 2020 yılı verilerine göre kadınların istihdam oranları Türkiye'de %26 yaklaşık, OECD ülkelerinde %48, AB ülkelerinde ise %62 seviyesindedir. Kayıt dışılık oranlarına baktığımızda da yine kadınların kayıt dışılık oranlarının ülkemizde oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak şurada bir olumlu bir gelişme var. Son 10 yılda kayıt dışılık biliyorsunuz 2002 yılında %52'ler seviyesindeyken bugün %27'ler seviyesine kadar inmiş durumda. Son 10 yılda kadınlardaki kayıt dışılık 21 puan düşerken erkeklerdeki düşüş 10 puan olmuş. Yani dolayısıyla son 10 yıldaki kayıt dışılığın kayıt altına alınması serüveninde kadınlar önemli bir yer tutmuş. Yine kayıt dışılıkta küçük ölçekli işletmeler dediğimiz 10 ve daha altı işçinin çalıştığı iş yerlerinde kayıt dışılığın daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu ülkemizde %54'ler seviyesinde. Özellikle sosyal güvenlik reformu hayata geçirilirken engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılara aynı diğer ağır ve tehlikeli işlerde çalışan sigortalılar gibi bir nevi yıpranma hakkı verildi. Yani toplam çalışma sürelerinin 1/4'ü kadar çalışma sürelerine eklenerek yaş hadlerinden indirim imkanı sağlandı. Kadın istihdamının artırılmasına yönelik de son dönemlerde bizim dediğim gibi başta teşvikler olmak üzere diğer alanlarda da önemli katkılar sağlamaya çalıştık. Yine olumlu bir gelişme olarak 2022 yılında kadın sigortalılarımızın sayısı 1 milyon civarındayken bugün yaklaşık 5 milyon seviyesine geldiğini de sevinerek söyleyebiliriz. Bugün burada toplanmamızın sebebi başta da söylediğim gibi kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi ile girişimci kadınlarımızı destekleyerek bunların kendi yanlarında ilave kadın istihdamına destek sağlamak. Bugünkü projenin ana içeriği bu. Bu proje Avrupa Birliği ile ortaklaşa hayata geçirilen bir proje. Kurumumuzun Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, bütün süreçleri Sigorta Primleri Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülen ve bu noktaya getirilen bir proje. Bu projede hem kadın işverenlerimiz hem de onların yanlarında olan ilave istihdam edecekleri kadınlar desteklenecek. Projenin kapsamı 9 ve daha altında işçi çalıştıran iş yerleri olacak.